Bu hikayeyi bana annem anlattı. Gerçek olup olmadığını size bırakıyorum ama bana soracak olursanız tek bir cümle söyleyebilirim. Ya baba şu dilini bir tut tut. Şu dilini bir tut ya. Bütün köy bizi konuşuyor ha. Güya senle ben aynı evde yaşıyormuşuz. Karı koca gibi yaşıyormuşuz güya. Oğlum doğru demişler. Bulaşımızı sen yıkarsın. Yemeğimizi sen pişirsin. Sen bu evin kadını oluyorsun değil mi? Köylük yerde, kahvede, mavede sakın böyle şeyler söyleme. Erkekler geceler pantolonlarıyla uyuyorlarmış. Ben dahi. Saçmalama Hamdi. Ben geceleri pantolonsuz uyuyorum. Aa muhtarım. Farelerden de mi korkmuyorsun? Bu abi bu Şükrü. Mart kedisi gibi kudurdular. Niye böyle şeyler söylüyorsun ya? Bu evde bir kadın olmadığından oluyor bütün bunlar dedim. Vallahi her horoz kendi çöplüğünde öter derler ama biz kendi çöplüğümüzde tavuk olduk. Siz de biraz yakınlık gösterin yani. Her şeyi de horozdan beklemeyin canım. Peşinden koşuyorum diye kendini naza çekme. Ben hem seni seviyorum. Fadime! Ya bir şey söyle, bir akıl ver ya. Ne? Argalar tam 300 yıl yaşarmış. Vay anasını be! Ya nasıl bir kaderim var benim baba, bu nedir ya? Vallahi gökten karı kız yağsa benim başıma sap düşüyor ya. Sen nasıl bir adamsın ya? Aşka geldik. 20 Ekim'de sinemalarda. Kimsin, necisin sen? Ben sanatçıyım Faruk'a. Sanatçısın demek. Aynen öyle. Ben sanatçıları çok severim.